Star Trek 4, 3. sezon 14. bölüm, A Matter of Perspective bölümü bu bölümde hemen özetleyeyim kısaca ama şimdi Sungur'da daha canlı bölüm, daha 5 dakika önce bitirip geldiği için. Evet ya ben bunu atlamışım arkadaşlar izlemeyi, e, hadi bunu konuşacağız denince hemen Tancar'dan müsaade edip bölümü izleyip geldim ya. Bu kadar, bu kadar taze konuştuğum ilk bölüm olacak galiba. Evet sıcak sıcak fırından çıkmış güzel sıcacık pide gibi şimdi üzerine tereyağı bırakacağız ve yiyeceğiz onu. İyice Sen gari. acıkmışsın. Acıktım galiba. <laughs> <laughs> Galiba acıktım Bu bölümün başında evet. e, Data ve işte diğerleri böyle resim yaparak Başlıyorlar işte Data böyle akımlardan Bahsediyor falan filan derken O sırada Ryker'ın bir Üst gibi bir yerde olduğunu görüyoruz Bir anda ışın Tam ışınlanacak dönecekken o üst patlıyor Meğerse burada bir doktor varmış Doktor apkar ve ben bu doktorun ne üzerinde çalıştığını resmen unuttum şu anda. O yüzden Hector da... Salamanca abi işte doktor fark ettiğin üzere. Ha değil mi? Evet kendisi, bak. Kendisi <laughs> Kendisi mavi şey ne o? Ne, ne yapıyordu Heisenberg? Şey, mavi işte mavi taş yapıyor. Üzere. Yani, mavi taş çalışmak üzere, üretmek üzere çalışıyor. Ya bir kere Hector Salamanca'yı böyle genç olarak burada görmek ve asla bu yıllarda bile genç olmaması evet, evet. çok ilginç değil mi? Bu adam kaç yaşında abi? Yani <laughs> <Hiç> Burada bile <laughs> ak saçlı ve yaşlı ve bundan 30 yıl sonra adam şeyde oynayacak. Breaking Bad'de oynayacak. Çin 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 falan <laughs> Hala yani yaşlı. Işte ben burada herifi tipinden bir tık tanıdım ama sonra oyunculuğundan tanıdım. Gıcık gıcık oynuyor ya burada da böyle. Evet ya. Dedim ben bu herifi nereden tanıyorum? Adam Breaking Bad'deki Hector hatırlamayanlar için şeydeki Breaking Bad'de böyle tekerlekli sandalyede dede var Çinçin abi. Sonra işte onun hikayesi şeyde de devam etmiş. Better Call Saul'da da evet. devam etmişseniz bir Aynen orada devam ediyor. Normal hali bayağı psikopat bu arada herifin yani. Gençliği mi var orada? Ya yani işte şey felç geçirmeden önceki hali var bayağı. Felç geçirmeden önceki evet. okey. Orada bayağı psikopat yani bayağı manyağın teki. E, bu bölüm biraz şey Akira Kurosawa'nın Rashomon filmi vardır meşhur. Hı hı. E, i̇şte bir olay yaşanıyor. Suçluyu bulacaklar. Herkes kendi açısından anlatıyor olayı. Ve işte bunlar arasındaki tutarsızlıklarda biz hem karakterlerin e, kendilerine söyledikleri yalanları hem de işte insanın kendine ve doğaya karşı olan iki yüzlükleri falan derken <laughs> Akira Kurosawa falan işte yani Rashomon. Bu böyle Rashomon bölümü eee Rashomon bölümü de ilginçtir yani dizilerde bazen Rashomon bölümleri böyle çıkar çünkü çok iyi bir storytelling çerçevesi çok, çok kullanılıyor bu sonradan birçok filmde dizide de çok kullanılmıştır yani tabi tabi yani e, ve işte şey burada birazcık şey işte hani Ryker böyle ya bunun tabi şöyle çok ciddi bir sıkıntısı var Ryker'ın o cinayeti biz biliyoruz ya yani evet çok güveniyoruz yani. bir anlamda yani, evet işte Ryker işlemeyecek o cinayeti Ryker işledi çıksaydı çok şaşıracaktım ben bu bölümde Hat unutmuşum da bölüm bu arada. Eskiden izlemişimdir muhtemelen. Bugün ilk kez izler gibi izledim yani hiç hatırlamıyordum. Ee, böyle şey dedim. Lan dedim şunu da var ya Riker işlemiş çıksa şu cinayeti. Ama o kadar haklı bir sebepten işlemiş ki abi helal olsun. falan tip salsalar. Çok şaşırırım dedim ama tabii ki 80'lerdeyiz. Riker iyi bir insan. 90'lardayız pardon artık. 90, o, yani. Şubat 90'da yayınlanmıştı bu bölüm. Böyle büyük twistler atmalar o zaman dizilerde yok. Haliyle Riker evet işlemiyor çünkü cinayeti. Ee, ya tabii Riker'ın şeyi de var ya buradan yani çıksa bile bu arada kesin şöyle bir şeye bağlanır. Ya yani yerine bir varlık geçmiş içine mavi ışık girmiş falan olurdu kesin. Yani Picard'da da göreceğiz ya bunu daha <laughs> sonradan bazı durumlarda. Tabii tabii yani işte zaten şey biraz ilginç değil mi? Ee, şimdi Next Generation'da o kadar fazla gerçeklikle oynanan veyahut da ölen, ölümden dönen, kullanılan, içine bire, birey kaçan falan o kadar fazla durum oluyor ki. Hani hakikaten senin dediğin gibi Riker öldürmüş bile çıksa ama içinde abi uzay mantarı varmış falan. Uzay hemen... <laughs> mantarıymış. Yani Next Generation bir noktadan sonra şey oluyor ya böyle adli soruşturmaların sonucunda bir takım sebepler çıkabiliyor. Ya yani ben bu bölümde biraz şey hissettim bölümün sonunda öyle bir çözüm çıkarıyorlar ki hani dedektif şey diyor Aa, bunlarla uğraşılmaz abi bunlar deli olmuş falan deyip <laughs> <dik yardımına>. Anladın <laughs> mı? Çünkü işte biz bilimsel olarak hesapladık falan bir başlıyorlar oradan anlatmaya çözümü. Holodeck'te çalışıyorlar falan böyle inanılmaz. <laughs> ha, Çünkü ya, işte, orada, bir, orada ister istemez şey bir sıkıntı var tabii yani. Şey vardır. Ya Holodeck misin? senin Holodeck'in bilimsel araştırma senin bilimsel araştırman. Ekip senin ekibin. Ryker'ın inanılmaz bir şekilde suçsuz olduğunu kanıtlayan da senin ekibin olunca ben olsam dedektifin yerine şey derdim hani abi gel bir de bizim mahkemede hani bunun hesabını bir yaptıralım diye bir ikinci bir göz almak isterdim mesela. Bir tık böyle şey oldum. Hızlıca da çözülmüş konu falan gibi hissettim. Böyle çok adalet yerini bulmuş gibi hissetmedim seyirci olarak ama ben 2020 senesinde izliyorum bunu. Ee, <laughs> bizim bu dönem <laughs> adli sistem olan inancımız çok sarsıldı <laughs> bir dönemde izliyoruz yani. Ee, orada adam diyor ki okey ya ben Holodeck'te gördüm hesaplandıysa böyledir. Bilime saygımız sonsuz yapıyor. Konu kapanıyor. Ya şey vardır onu diyecektim. Ee, Süper Baba dizisini hatırlıyorsundur. Eskiden ATV'deydi. Hiç izledim mi? Bilir misin? Hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Hatırlamıyor musun? Sıfır bende. Ama senlerimizde aramızda kaç yaş var bizim? Üç. Üç yaş var. Üç. İşte düşün sen belki dokuzundaydın onu izlerken. Ben altımdaydım. O yüzdendir yani. Olabilir. ya yani doksanların orta sonuna doğrudu galiba herhalde 13 13 yaşında falandım 13-14 <laughs> hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim ya orada şey vardı meşhur bir tane dava sahnesi var işte ee, herkes birbirine silah çekiyor 13 farklı da silah var patlıyor çatlıyor birileri ölüyor en son deli bir avukat geliyor işte mahkemede böyle e, o dönemin holodekini kuruyor aslında şimdi anlıyorum ben Star Trek izleyince böyle kartonlar yapıyor ipler çekiyor matematiksel hesaplamalar yapıyor işte şu açı bu perspektif falan bir şekilde o silahın e, dizinin kahramanı olan kişi baba tarafından e, Altu, Şevket Altun'un oynadığı baba karakteri tarafından sil ateşlenmediğini kanıtlıyor. Şimdi bu tarz e, şeylerin mahkemelerde ne kadar olup olmadığını bilmiyorum. Bunlar çok dramati dramatizasyon tabi ama Star Trek'te bu yiyor. Holodeck var. Yani gerçekten tabii. bunu işte biraz ki konuya da geliyor. Yine. Ya bunu yapabiliyorsan şimdi işine gelince yaptın ama birini... Kurtaracakken yapacak mıydın sorgulamasına girdim ben de şimdi. Ryker olunca o kral Basola'daki bas tabii. şeyi başka bir da... alemden adam getir yani. Riker kurtarıyoruz. Aynen Ryker kurtulacak şimdi. Acaba daha mazlum biri olsa... ya da daha böyle önemsiz biri olsa bunu yapacak mıydınız? Ya da çünkü ya da zaten o gezegende belki oluyor. Anlatabildim mi? Böyle bir açıklama yapıldı ve bitti. Gitti adam yani ya da kadın, fark etmez. Şimdi tabii bu dönemin hassasiyetleri de farklı yani. Bunu coğrafya coğrafya da ayırmak lazım. Finlandiya'daki Ama bir, şey söyleyeceğim. Şeyde biraz öküzlük ya. Bunların gezegeninden adam geliyor ya kaşlı. Bizde diyor suçsuzluğu kanıtlanana kadar herkes suçludur diyor. Tabii. Sen, bir şey O biraz hani şöyle bir durum var aslında. Ryker mesele olmasa da emanet edilecek adam değil ki bunlar abi yani. Tabii suçsuzluğu kanıtlanana kadar herkes suçludur. ne yapsa tam hapisten mi <laughs> savunma yapacak böyle abi vallahi ben i̇şte <laughs> bir yandan öyle Aynen. şey mi olur? Riker ve arkası güçlü belki de onların gezegeninde bir kaç kişi gitti böyle yani. <laughs> Kanıtlayamadı bile. Ola yok adamı nasıl kanıtlayacak? Geçmiş olsun. Yani, yani tabii ki yani anladın mı? Rezalet bir adli sistem. Böyle burada da şey de tuhaf. Mesela şimdi şey adını söyle şey de buna okey olmuş yani. Federasyon da mesela bunları eklemiş kümelere yani anladın mı? Yani evet. Mesela bence burada çok temel bir sıkıntı. Yani belki yerel adalet sistemine karışmıyorsun diyorsun ama suçsuzluğu kanıtlanana kadar herkes suçludur. Yani bilmiyorum. Olacak iş değil gibi geliyor bana ya. Normal Roma hukuku tam tersi. Suçluluğu kanıtlanana kadar. Yani bizim de uyguladığımız yanlış bilmiyorsam böyle. Yani esas temeli bu. Suçluluğun kanıtlanması. Dünyada böyle artık tabii. Yani Ad... diktatörlükte falan değilsen artık hani. E, tabii. Aslında yani adalet deyince insanların aklına gelen hep bu. Burada karıştırılan bir konu var ama işte demin onu söyleyecektim. Coğrafi konular burada ya da toplumsal konular hassasiyetler devreye girmiş gibi anlaşılıyor da... ...aslında yasanın şöyle bir pozitif yanı var. Yani toplumun gücüne göre ya da işte oradaki e, baskın güce ya da gelişmelere göre... ...aslında alınabilecek önlemler var bunun için. Tabii ki birisi suçu kanıtlanana kadar suçsuzdur. Ama mesela bir kadın cinayetine teşebbüs oranı çok yüksekse bir yerde ya tamam hani adam kadını henüz öldürmedi ama ölüm tehlikesi olabilecekse evet suçlu değil ama biz kadını korumaya alalım gibi çok basit bir yasa var tabi biz bunu şey diye anlıyoruz adam suçlu öldürün falan gibi anlaşılıyor halbuki öyle Abi değil bizde bir vakitte şey olmuştu ya, hatırlıyor musun Şimdi isim falan vermeyeceğim bu hakikaten şey bir konu da. Ya canlı bomba kendini patlatmadan nasıl yakalayalım abi falan gibi böyle bir... <laughs> Hatırlıyorum onu ya. <laughs> Başbakandı galiba o zaman bunu açıklayan <laughs> Bir tip böyle ee, ne yapalım o zaman? Bu mu yani? Plan. Ah be falan. <laughs> <bur> i̇şte <laughs> evet, startek. Ya burada da işte bak, hani bu dedin ya 30 sene öncesinin bölümü de ya bugünün hassasiyetleri de belki bu bölüm daha farklı çekilirdi bu arada. Yani Adalette bakış açısı değişmedi belki ama hassasiyetlerle ilgili ıı, ırkçılık, işte kadın cinayetleri ya da belki işte LGBT cinayetleri konusundaki hassasiyetlerden dolayı daha farklı incelenmesi gerekebilirdi. Ee, burada çünkü şey de var kadın da e, beni öptü falan diyor. Ryker diyor ki Aro beni öptü falan diyor yani onun sözü ne, onun sözü. Ama ortada bir cinayet var ama kadın üzerinden değil burada işte manipülasyonu görmeye başlıyoruz hikayenin manipülasyon kısmını. Aslında bu işe bak en güzel örnek biz şeyi konuşmuştuk. Yani. Sahteymiş mi diyorsun abi? <laughs> tabii tabii. <laughs> abi, küllük abi. sahteymiş. <laughs> sahteymiş abi, yani abi Neyse abi, e, abi, Ahmet Kural şey bulundu o mahkemede. Suçlu bulundu. Ama, suçlu bulundu. Suçlu yani dikkat Ceza sertelendi sadece. Bu çünkü öyle bir PR yaptılar ki herkes Ahmet Kural suçsuz bulundu falan zannediyor. Abi inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bu niye geldi bu konuyu bilmiyorum. işte adalet kadın falan dedim ben de tetikleniyorum böyle konularda. E, evet. Bak, öte yandan şeyi diyecektim söyle pardon. Abi. E, bunun aslında en güzel insanların kendisine bakıp algılayabilecek 12 kızgın adam filmi. O Twelve Angry Men. Senle de konuşmuştuk. Tabii. O filmi izleyin izlemediyseniz yani biz yatay bakışta da konuşmuştuk. Aslında olayı hiç bilmeden ya da sadece size anlatılanla bir olaya nasıl bakmalısınız ve 12 farklı perspektiften nasıl bakılabileceğini görebileceğiniz mükemmel bir film. Bu bölümden sonra bence onu bir izleyin. <laughs> Abi valla bu bölüm bence biraz e, zayıf bir bölüm aslında bunu bir konuşmak istem istiyorum yani bu materyalle çok daha ilginç yerlere gidebilirmiş o zayıf zayıf ona katılıyorum yani çünkü işte bir önceki iki önceki bölümde terör üç önceki bölümde işte özel birlik yetiştirmiş ama artık onlara insan muamelesi yapmayan aşırı başarılı Cumhuriyet falan e, bir işte anladın mı Q insan oluyor kaka yapmak ihtiyacı nasıl değiştiriyor insanları onu öğreniyor falan. Burada böyle elimizde çok farklı açılardan anlatılan bir mahkeme durumu var. Burada bence hata işte şeyle olmuş abi. Riker burada şey seçilmiş evet. ya. Riker değil de orada şöyle olsaydı. Atıyorum ee, işte bilmem ne istasyonundan Ahmet Mehmet olduğunu gemiye teleport Aynen. ediyoruz. Geliyor Biz X bir karakter, yani. anladın mı? X karakter geliyor. Geldiğinde de böyle şey biraz sağa sola bakıyor falan iyi misiniz falan tak uzay istasyonu patlıyor. Hemen geliyorlar bu patlattı. İşte mesela orada şeyi görürdük yani. Picard mesela başka birisi için Holo'daki devreye sokuyor. Senin dediğin konuya geliyorum aslında daha detaylı anlattım senin dediğin yani. El olduğu için aynı sistem kurulur muydu? Yoksa Picard orada valla şimdi sizin adli sisteminiz kardeşim. <laughs> Karışmıyoruz mu <diyemem>. olurdu? <laughs> Prime Directive bizde de böyle bak yazıyor burada falan. Ona mı gelirdi? Bir de o zaman bilmediğimiz bir karakter olacağı için şeyi daha da ilgiyle izlerdik. Ulan herif harbiden öldürmüş mü öldürmüş. Çünkü Riker yani anladın mı? Bin bölüm izlemişim Riker. Evet. Riker uzay istasyonuna gidip iki tane karı kendine yazdı diye ta ta <laughs> bir adam orada. Sıka sıka gidiyormuş değil mi? Kurtlar Vadisi gibi. Yani. Evet evet. Yani işte hani böyle sorgulun. Mesela Worf bile olsa yine diyeceğim ki Abi, Worf sinirlenmiştir çakmıştır bir tane falan diyeceksin. Yani Riker hiç, hiç olmadı hiç değil, Riker oraya. Değil. E, haliyle güzel bir kurgu var aslında farklı perspektiflerden hikaye dikkatle dinleyecekken aksine oturup şeyi bekliyorsun hadi bakalım bırakın, nasıl aklanacağı bekliyorsun aklanıyor da sonunda o yüzden biraz yazarlık açısından yanlış tercihler verilmiş bir e, bölüm her şeyden önce bu kadar prodüksiyona girmişim bu kadar oladıklar kurmuşum oraya bir tane daha kaşları plastikle herif koyacağım bütün keyfi değişecek bölümün yani Kesinlikle öyle ya, ya işte dediğim gibi yani bir de bugünün biz bir de ekstra şey var bizde bakışı var şu an bugünün adalet anlayışı yaşananlar dünyadaki değişkenlerle hepten artık zayıf kalıyor bölüm ama o gün için bile bence zayıf bu arada yani bir karakterle gerçekten değişebilecek bir şeymiş var mı ekleyeceğim bir şey bu bölüme? Yok ya, yani bu tarz bir kurgunun güzelliğini izlemek istiyorsanız, işte dediğimiz gibi Rashomon var, Rashomon İyi yani. bir böyle mahkeme. Oğlum ben şeyi daha izlemek izlemedim istiyorsanız. bu arada. Ee, i̇yi bir mahkeme filmi izlemek istiyorsanız, 12 kızgın adam var. Bunlara bakın sevgili arkadaşlar, yani onlara böyle bir geçiş olsun. Diyeceğim bir bölüm benim açıkçası. 13. Sez, 3. Sezonun zayıf bölümlerinden bir tanesi bence. Evet, ileride çok aklımızda kalmayacak bir bölüm gibi geldi bana da. O zaman bir sonraki bölüm işte bu bölüm güzel bir bölüm. Hatta ya yani 15 yes. 15 çok güzel. 16 benim için bu sezonun en epik bölümlerinden biri ama 16'yı biraz daha sonra dinleyeceksiniz. Biz o yüzden bir sonraki bölümde 15 konuşacağız. Yesterday's Enterprise bölümladı O bölüme kadar görüşürüz. Hoşçakalın.